Herkese merhaba. Yeni tanıştığınız bir arkadaş size sürekli iltifatlar mı yağdırıyor? Ya da bir iş olunca yardım elini severek, gönüllü bir şekilde ilk uzatan o mu oluyor? O zaman biraz dikkat edin derim çünkü bu ikisi narsistik özelliklerden birkaçı ve bugün konuşacağım şey en iyi 5 narsist film olacak. Başlamadan önce de işte en genel 5-6 özelliğinden bahsedeyim narsistlerin narsistlerin ilk genel özelliklerinden bir tanesi ilk etapta çok kusursuz gözükürler, çok çekici gözükürler, çok iyi görünürler. İlk başta çok mükemmel görünürler. Onlarla tanıştığınızda böyle sevecendir, arkadaş canlısıdır, sürekli iltifat ederler, size sürekli yardım etmeye çalışırlar ve sizi daha yeni tanımış birinin size övgüler yağdırdığı zamanlarda biraz dikkatli olun. Aynı zamanda romantik bir ilişkideyseniz de aşk konusunu çok hızlı bir şekilde gündeme getirdiyse ve sizi kendisine bağlanmaya dolaylı yoldan zorladıysa bu da mesela narsistik bir özellik. İkinci özellik ise, lafı illa kendilerine getiriyor olması ve karşı tarafta karşı tarafla bir duygu bağı kuramıyor olması. Yani empati yoksun olmaları. Mesela diyelim ki siz ay bugün çok başım ağrıyor dediniz. O geçmiş olsun neyin var demeyecek aa bende de bir migren var sorma dün beni hiç uyutmadı aynısı kaynımda da var vesaire diyecektir. Üçüncü özellik eleştiriye karşı çok hassaslar hiç eleştiriye gelemezler eleştirilirlerse kırılırlar sizin ağzınızı yüzünüzü de kırabilirler ileri safhalarda sürekli gazlayacaksın gazladıkça kralsın kingsin vesaire dedikçe hoşlarına gidecek ama en ufak bir eleştiri onları çıldırtabilecek. Onun için narsistleri tanıyan insanlar, akrabaları vesaire eleştirmekten uzak duruyor bu tipleri. Dördüncü özellik iltifat yaparmış gibi gözüküp aslında sizin açığınızı da yüzünüze vururlar bir nevi. Mesela elbise çok güzel olmuş demektense aa bu elbise göbeğini kapatmış şeklinde bir iltifat bir tane de vurma şeklinde ilerlerler çünkü illa bir kusur bulacaklardır. Beşinci özellik manipüleyi çok iyi yaparlar. Aynı gruptaki insanları gizli gizli fiskos yaparak birbirlerini düşürmeyi severler. Çünkü herkes birbirle düşman olsun. Böylece işleri daha kolaylaşsın. Herkes daha kolay manipüle edebilsinler. Altıncı özellik tabii ki kibirli olmaları. Çünkü kendilerini herkesten daha üstün, daha iyi, daha kusursuz görürler. Zaten bu yüzden kusursuzluğuna leke çalacak herhangi bir eleştiri söylediğinizde deliriyorlar. Yedinci özellik reddedilmeye dayanamazlar. Çünkü sen kim köpeksin de böyle mükemmel bir insanın yanından uzaklaşacaksın. Bu yüzden evliliklerde ve ilişkilerde partnerlerden bir tanesi narsisse ayrılmaya kolay kolay razı olmaz. Onu reddettiğinizde size kök söktürür. <laughs> Geçelim en iyi 5 narsist film listeme. 5. film biraz aslında eski olduğu ve seyir zevki hafif kötü olduğu için 5. listeye 5. sıraya koydum. Yoksa e, iyi film. Zaten adı Gaslight ve günümüzde sürekli kullanıp durduğumuz gaslighting e, kelimesi de buradan geliyor. Gaslight ne demek? Gaslight seni manipüle eden, kendinden kuşkuya düşüren. işte zaten e, filmin içerisinde de böyle koca kadını sürekli manipüle ediyor o öyle değil diyor, inkar ediyor, işte şeyle gaz lambalarıyla falan oynuyor ve kendine güvenini tamamen kırarak, hafızanı da kırarak, kendinden şüphe ettirerek seni kontrol altına alıyor. Gaslight filmi bu konu için güzel bir film. Dört numarada American Psycho var. Bu biraz ekstrem yani uç bir örneği çünkü işte adam seri katile bağlıyor. Kusursuzluk meselesinde American Psycho'daki Christian Bale aslında ne kadar kusursuz olduğunu, ne kadar iyi görünümlü olduğunu, her şeyi yaparken en iyisinin o olduğunu gösteriyor. En yakışıklısının ve sürekli işte güç gösterisinde vesaire bulunuyor. Üçüncü filmi herkes biliyordur. David Fincher'ın çektiği mükemmel kitaptan uyarlama bir film Gun Girl. Burada da evli bir çiftin, toksik bir ilişkinin içerisindeki bir çiftin kadın versiyonu erkekten intikam almak için kayboluyor. Önce ilk etapta filmde normal bir kaybolma, terk edilme vesaire varken kadın arkasında bıraktığı sahte deliller ve ipuçlarıyla bütün sosyal çevrenin empatisini ve sempatisini kazanıp bütün okların Ben Affle'ye çevrilmesine sebep oluyor. Bu da aslında narsistliğin uç örneklerinden bir tanesi ama çok iyi anlatmış. Bu arada Ben Affleck de bir kadın düşmanı olarak kendi çapında bir narsis yani tek taraflı bir narsizm yok ortada. Ama kadını Ben Affleck'in karşısına koyunca Ben Affleck'in sıkıntılı durumu çok ufacık. İkinci sıradaki filmimiz benim favori filmlerinden bir tanesi There Will Be Blood. Burada da iki tane narsis karakter var. Bir tanesi ana karakter Daniel Plainview petrol peşine düşmüş ve amacına ulaşmak için herkesi kendisi için, kendi menfaati için kullanıyor. Hatta ölen arkadaşının çocuğunu da sevimli gözükmek için gittiği yerlerde kullanıyor. Çocuk işe yaramayan veya da arıza çıkaran bir tipe döndüğünde de onu şutluyor. Ama diğer tehlikeli narsist filmdeki Eli denilen rahip, priest veya da işte kilisede çalışan din adamı o narsistliğin üst tabakalarına çıkmış. Aslında orada bir ikiz olayı var. Muhtemelen benim filmi yorumum yanlış da yorum olabilir. İkiz falan yok. Aynı kişi oynuyor. Eli de çok kırılgan, kıskanç ama kendini çok beğenmiş biri. Hatta işte aralarında geçen iki kişinin arasında geçen o tatsızlıktan dolayı kafayı takıp karşısındaki rakibi alt etmek için elinden geleni ...yapan bir mani, manipülatöre dönüşüyor. Ve bir numarada daha yakın zamanda çıkan... ...Sick of Myself var. Acayip içinde ironi, sarkazm barındırıyor. Beden konusunda, bedenine zarar verme konusunda... ...insanın ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Çünkü sosyal onaylanma ihtiyacı olduğu için... ...ilgi görmek için kendini bile bile hasta eden bir kadın var. O da kendini aslında herkesin iyi görüyor normalde yaptığı hiçbir şey yok. Boş boş çalışıyor, arkadaşlarını stokluyor vesaire. Herkesi manipüle etmeye çalışıyor. Oradaki ikili çift ikisi de birbirinden beter yine. Birbirlerinin işlerini baltalamaya çalışıyorlar. Mesela işte erkeğin bir galeri açma durumu var. Kadın hemen orada dikkatler o erkeğin üzerine çekilmesin diye bir şeye alerji olduğunu, yemek esnasında ondan etkilendiğini vesaire söyleyip kurbanı oynayarak dikkatler üzerine çekmeye çalışıyor ve bunu Gittikçe daha ileri seviyelere taşıyor. En iyi narsist 5 film listem böyle. İzlemenizi öneririm görüşmek üzere.